yaşındaki genç imam teravih namazını hızlı kıldırınca cemaatin saldırısına uğradı. Son sünneti de kıldıktan sonra biz namaza durduk. Namazdan önce de köyün gençleri bana dedi ki, hocam bugün bizi 10 dakikada salıver. Teravihden sonra maça bakmaya gideceğiz. O gün de milli maç var. Ben Elham'ı, Zamm-ı Sure'yi okuyayken Koca Hafız isimli şahıs oradan bağırıyor caminin içinde. Yatsı namazı böyle kılınmaz diye bağırıyor caminin içinde. Ben namaz kıldırıyorsun, o bağırıyor. Arefe gecesinde dövülen imam namaz sırasında saldırıya uğrayacağını hissetmiş. Erkekliği varsa dedi, bir daha hızlı kıldırsın da görelim onu dedi. Bununla beni dövecek. Ben anladım. Namazı bitirdik. Tekkemi çıkardım. Cübbemi çıkardım. Hastane yatağında konuşan kişi Kastamonu Bozarmut Köyü imamı. Allah'a şükür dedim. Teravihinin başına çıktık. Elimi yüzüme koydum. Oradan hemen topuklayacağım kafaya kodu. Caminin dışına çıkmadan Bozarmut infastimi beni ayakkabılığımı orada kıstırdı. Güzel caralarını aldılar. Bir o yandan vuruyorlar, bir bu yandan vuruyorlar. Nereden geldiğini de anlamıyorsun. Hayır, bir de hepsi abdestli, yumrukları taş gibi. İman gücüyle vuruyorlar. O sırada Faik Ağa isimli vatandaş maşayı kafama vurdu. Hayır, maşayı da ben sakladıydım. Herhalde evinden götürdü diye tahmin ediyorsun. Kafamı da çeker misiniz? Fitri vacibi de kıldık. Koca Hafız oradan bana kafa sallaya. Görüşeceğiz seninle der gibi. Bozarmut infastimi de o sırada caminin arkasına oturmuş. Hani hoca oradan kaçarsa yakalayalım diye. Koca Hafız o sırada hala bana kafa sallaya. Böyle gözlerini belerde belerde seninle görüşeceğiz diye. Hayır, Bozarmut koyu da vakalenmekte haklı. Ben de Ramazan'da bir ay boyunca sopa sırtımda gezdi. Ama herife bunu da sopa yemesi insanın gücüne gidiyor. Hayır, aradan 3-4 gün geçsin, bayram bir kere bitsin. Neye acele ediyorsunuz? Koyun meydanında ondan sonra beni rahat rahat doğum orada yaş kiren sopasıyla. O gün bugündü Bozarmut'un yanından geçmiyorsun.